Bitcoin'den yeni rekor diyor. Bunu değerlendireceğiz ve Glassnode raporunu bu noktada ne var ne yok diye bir üzerinde durmaya çalışacağız. Bitcoin'den yeni rekor. Glassnode raporu bakalım. Lider kripto para birimi Bitcoin, İsrail, Hamas arasında yaşanan gerginlikten etkilenmeye devam ederken BTC fiyatı bugün 27 bin doların altına iğne attı. Doğru. Konuyla alakalı biliyorsunuz ki konuştuk ya, buradaki savaş ortamının aslında çok çok tipik özellikleri var. Bakınız, BTC'den fon çıkışlarını bir kenara koymak lazım. Tabii Bitcoin'den fon çıkışları dedik. Yani dışarı akan bir para, fakat bu çok cüzi bir miktar. Yani dışarıya akan para öyle aman aman noktadaki bir varlığı temsil etmiyor. Onu da söyleyeyim. Çok ciddi bir varlık değil yani. Görece daha çok içeride dönen bir para olduğunu dile getirmek lazım. Bu da daha çok tabii stable coin'lere akan bir varlık aslında. Fakat stable coin'lere akan varlık, şimdi bir Bitcoin'den akan varlık var, bir de altcoin'lerden akan varlık var. Genel olarak Bitcoin'den, yani Bitcoin altcoin'lerden daha doğrusu çok ciddi bir fon çekmekte. Bu da altcoin'leri olabildiğince hırpalıyor. Geçtiğimiz videolarda da bu konuyla alakalı konuştuk ve önemli bir konudur. Şu anda altcoin'ler mesela bundan önceki harekette de tam olarak ne zaman? İşte ortalama Ağustos ortası, Ağustos'un sonları gibi bu konuyla alakalı konuştuk. Altcoin'lerde değeri düşen bir varlığın dedik, değeri kolay kolay tekrar yükselemiyor. İşte şu an tam olarak bu durumdayız. Altcoin'lerde değeri düşen bir varlık bunu evet kolay kolay tolere edemiyor maalesef. Bu da savaş ortamından, aynı zamanda faiz artışları gerçekleştirmesine, yani bunların tamamı buradaki hususta olabildiğince etkili oluyor. Artan faiz oranları ve sıkılaşma yatırımcıların riskten kaçınmaya çalışmasına, kriptonun içinde ya da dışında. Aynı zamanda mevcut yine İsrail-Filistin çatışmaları da aynı noktada hareket edilmesiyle karşımıza geliyor. Dolar paritesinin anormal derecede güç kazanması piyasa içerisinde dominansı etkileyebilecek en önemli faktörlerin başında geliyor hemen hemen. BTC tekrardan 27 bin doların üzerine çıkarak toparlanmaya çalışırken, şu anda öyle bir toparlanma da yok bu arada. Bakın günlükte EMA50 üzerinde kalmaya çalışıyor, gayret ediyor. Evet. Uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının birikim yapmaya devam ettiğini söylüyor Glassnode. Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları sayısı şu anda çok yüksek. Gün içinde de bu verilerle alakalı konuştuk. Ortalama 50 bin Bitcoin'lik alımların her ay rutin bir şekilde yapıldığını da ifade etmiştik ki bu yüksek bir veri. Aynı zamanda USDT arzının borsalarda çok yüksek olduğunu, bunun karşılığında Bitcoin arzının çok düşük olduğunu, bu BTC'de yapılan alımlarda potansiyel parite başına etkinin birim başından yüksek olduğu ve bu noktada da yine USDT ve stable coinlerden kayabilecek yüksek bir miktarın olduğunu da belirttik. Uzun vadeli yatırımcıların hızlı bir şekilde Bitcoin satın almaya devam ettiğini belirten Glassnode, uzun vadeli yatırımcılar tarafından tutulan toplam BTC sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan neredeyse 15 milyon BTC'ye ulaştığını ve bu rakamın Bitcoin'in dolaşımdaki arzının %76'sına tekabül ettiğini söylüyor. BTC'nin halihazırda dolaşımdaki varlıklarının %76'sı uzun vadeli yatırımcılara ait. Bu ne kadar aslında yüksek bir veri, öyle değil mi? Ya çok yüksek. Hani diyorum ya, yapılan alımlarda paritede, yani birimin paritedeki etkisi şu anda çok yüksek diye. İşte bundan bahsediyorum. Arzda ciddi bir kısa vadeli kıtlık var. Dolayısıyla talep edildiği noktada fiyata etkisi tabii ki çok yüksek oluyor.
2023'ün başından beri sürekli olarak BTC'de kıtlık devam etti ve sürekli bu volatilite ve sert kalkışlar arttı. Tabii ki belirsizlik durumu herhangi bir hareketin istikrar kazanmasını muhakkak yine de sürekli olarak engellemeyi sürdürmüştü. Bunun yanında Glassnode, uzun vadeli yatırımcıların yani en az 155 gün boyunca Bitcoin tutan cüzdanların ayda 50 bin BTC yani 1,35 milyar dolar biriktirdiğini ifade etti. Bu normalde BTC'nin arzına göre düşük gibi dursa da bunların tamamen kitle olduğunu ifade etmek gerekiyor. Glassnode son haftalık raporunda şu ifadelere yer verdi. Ayda 50 binden fazla BTC şu anda holderlar tarafından tutuluyor. Bu rakam hem arzın sıkılaştığını hem de yatırımcıların işlem yapma konusundaki yaygın isteksizliğini gösteriyor. Bakın bu kısım önemli. Yani burada bir olumlu bir olumsuz şey söylemiş gibi gözüküyor. Çünkü zaten öyle. Birincisi evet uzun vadeli yatırımcı sayısında ciddi bir daha doğrusu oranlarında ciddi bir artış var. Bu uzun vadeli görünümün devam ettiği ve hala çok güçlü olduğunu gösteriyor. Yani Bitcoin yukarı meyilli. Bunda bir problem yok. Ama bu meyil kontrol edilemiyor. Yani kısa vadede alım yapan ve trade yok. Piyasada bir FOMO yok. İçerideki miktar az. Birim başına etki yüksek. Ama hareket yok hareket. Yani yüzle de şimdi yüzle gitmek var, 20 ile gitmek var. Şu an yüzle gitme potansiyeline sahip. Ama en baştan yani gaza basmadığın zaman 20 ile de gitmiyorsun, yüzle de gitmiyorsun gibi bir mantık var yani burada. Bu noktada piyasadaki arz yönlü baskı göreceli olarak zayıf kalmaya devam ederken ve abartılı bir fiyat yükselişi potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Bunun yanında likit olmayan arz hacmi de artıyor ve toplam döviz bakiyelerinin ters yönde hareket ediyor. Bu farklılık kripto paraların borsalardan çekilmeye devam ettiğini, Bitcoin holderlarının sahip olduğu cüzdanlara taşındığını ve genellikle uzun vadeli yatırımcı statüsüne geçtiklerinin kanıtı olduğunu dile getiriyor. Evet, şu anda BTC dediğim gibi altcoinlerin çoğunluğuna göre de çok daha yüksek bir potansiyel içerisinde bulunmaya devam ediyor. Dolayısıyla kısa vadede BTC büyük ölçüde korur. Altcoin'lerdeki genel geri çekilme de bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.